Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Gazze'yi vurdu. Çok sayıda şehit ve yaralı var. Yürek yakan kareler. İsrail ordusuyla İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında Gazze'ye düzenlenen son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi. İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihat Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behdini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzettin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde olduklarını belirtti. İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu ifade etti. İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarından yerini almıştır. Şehitlerinin intikamı alınacaktır. Öte yandan Hamas hareketi lideri İsmail Haniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı. Bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak, bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir. İsrail ordusu Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihat Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının orduyla İç İstihbarat Teşkilatı Binşet'in ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca saldırılarda Kudüs Tugaylarına bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi. Gelişmelerin ardından Gazze'deki hükümet basın ofisi yaptığı yazılı açıklamada ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.